Benim adım Sümbül. Ama kişiliğimle, donanımlarımla o Melisa'ları, o İlayda'ları ben cebimde sallarım, ezer geçerim yani. Benim buraya gelmemin sebebi ben panik atak hastasıyım. Anksiyetem var benim. Yani bununla gurur duyuyorum açıkçası. Şimdi ben bu hastalıkla ilk tanıştığım zaman hocam... Böyle bu hastalık işte elit insanların, ne bileyim yani zenginlerin, entelektüel birikime sahip insanların başına geldi diye düşünüyordum ama hayır. Benim de başıma geldi yani. Beni böyle komple tarayabilirsin yani. Ben de panik atak hastasıyım, ben de anksiyeteyim. Ve bu hastalıkla gurur duyuyorum. Neymiş demek ki öyle ilkokul mezunu falan da olsan değil mi? Herkesin başına gelebiliyormuş bu psikolojik gerilimler, sıkışmalar, bu entelektüel kafayı yemeler falan değil mi hocam? Ne zamandır abi bu? Yani ne zamandır var benim, şimdi IQ'm çok yüksek olduğumdan çocukluğumdan belli diyebiliriz. İlk kez böyle bir çizgi film izlerken bir kaygı bozukluğum oldu yani. Hangi çizgi film? Şey vardı ya, kuş, bir tane deve kuşu. Deve kuşu vardı bir tane, hani bip bip diyordu. Ha, kurt kovalıyordu. Kurt kovalıyordu. Bunu kurt kovalıyordu, bu da strese giriyor. Bütün dağın etrafında ya, böyle uçurumda dönüyor. Uçurumda atlıyor falan. Sikret oluyorum ben düşününce. Böyle geliyordu, böyle dümdüz yere çakılıyordu ya bu. Ben orada bitiyordum ama yani. Ama düzeliyordu o hemen. Hani kere benim kaygım bozulmuş hocam. Düzelse neye yarar yani? Peki. Çizgi film izlerken bu kaygı bozukluğu geldi. Ailen yani ne dedi duruma? Yani ailemin hastalığımı anlaması biraz zaman aldı tabii. Nasıl yani? Ya işte babam işte doktor ne dedi, kızım hastalığın neymiş işte dedi. Dedim baba kaygım bozulmuş. Ben sana kaç kere söyledim, dolaba koysaydım bozulmazdı dedi. Yani evde tepkiye bakar mısın yani? Alfa cahil Alfa artık nasıl? Yani nasıl? Tamam babam hakkında da şey yapmıyorum da ama yani ben buralardan kendimi geliştirdim. Öyle düşünün yani. Buralara öyle kolay gelmedim yani. Annenle peki durumu anlattın mı? Annemle biz daha böyle arkadaş gibi bir ilişkimiz var. Ben onu anlatırım işte. Böyle. Hani kendimi kötü hissettiğim zamanlar vardı. Hani böyle karanlık bu dünya. Yaşamak istemiyorum belki. İntihar etmek istiyorum falan diye. İşte o da sakın intihar etmeyi düşünme. Vallahi babam duyarsa seni öldürür dedi. Hocam yani. Bu tabii şey evet. Bu değişik bir olay. Yani bu... zaten ölmüş oluyorum yani. Mantıken düşündüğünde çok da zor olmamsa gerek yani. Değil mi hocam? Yani anne ya tabii anne baba böyle ama anne, oradan baba, diyorsun. Şey yapamıyorsun ama olsun. Ben onların arasından çıkıp kendimi bu noktalara getirdim. O yüzden kendimden gurur duyuyorum. Yani anladım. Bugünlere böyle geldim. Bir kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? Yani çok göstermiyorsun değil mi? Yani söyle. Ya işte çok değil yani belli yani. Söyle. Ya söyle. Söyle sen ya. Senin bir rakam ver ya. Yani işte yani 30. Çüş 30 diyor ya ağzına. Hocam sen ne diyorsun ya? 30 ne ya? Bir bana bakar mısın? Bir şeyle bir süzer misin yani beni? Kaç ki? 29 ama yaşındayım tam tamına. Hocam ayrıca ben aslan burcuyum. Yani burcumun bütün özelliklerimi köküme kadar yaşadığımı düşünüyorum. Hani aslına bakarsan ben tam bir Leo'yum. Aslan kadınının özellikleri yani nedir, neydi ben bilmiyorum. Aslan kadınının özellikleri. Aslan kadını deyince akla bir kere önce bir dişilik gelir hocam. Seksi, güzel, bakımlı. Yani yeri gelir böyle topuklularını çeker altına, saçlarını böyle savura savura, göğsünü böyle gere gere yürür yani. Yeri gelir ağırbaşlı, öyle bir hanım ağa gibi yani aynen. Ama böyle kendi bulaşımızı da kendimiz yıkarız, kimseye de tenezzülümüz yok yani. Tek bir kötü huyumuz var, hamur işine biraz düşkünüz açıkçası. Ama en büyük özelliğimiz yatak odası, cinsel hayat. Yani yatakta adeta bir seçici geçirgen diyebiliriz yani böyle. Seçici geçirgen? Ateşli, parçalayıcı bir özelliğimiz var yani. Seçici geçirgen. Şimdi kendime yükseldim ya. Bir dişi aslan için en önemli şey nedir biliyor musun? Aşk. Gurur. Gurur, gurur bizim için hocam her şeyden önemlidir. Yani mesela ben günde en az ya haftada 3-4 kez kendimden gurur diyorum. Öyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki burada bir ayna var. İşte böyle kendime bakıyorum diyorum ki ya Sümbül diyorum. Maşallah ya. Seninle gurur duyuyorum diyorum. Bazen de ayağa kalkarım mesela bir saygı duruşum şeklinde. Kendimden böyle gurur duyarım. Kaç dakika duruyorsun böyle? Bir, 1,5 falan. Evet, gurur bizim için dediğim gibi çok önemli hocam. Yani gurur tabii
Fazla gururla ilgili de bir laf vardı. Aman çok konuşuyorlar be. Yok fazla gurur göte vurur falan. Bırak hocam Allah'ını seversen ya. Bunların hepsi bence algı operasyonu. Ya aslan için aslında böyle kibirli falan da diyorlar yani aslan. Kibir bizim en büyük düşmanımız ya hocam. Tamam biz biraz böyle beyin merkezci, megaloman gibi gözükebiliriz ama bu bizim zekamızın çok yüksek olduğundan kaynaklı yani. Ben mesela lider özellikliyim. Tabii doğuştan mayan böyle yani. Lider mayalı olduğum için mesela ben iş hayatımda aldığım bütün kararlarda çok mükemmeliyetçi kararlar aldım bugüne kadar. Mükemmeliyetçi ha? Ne iş yapıyorsun? Gündelikçiyim. Ama en iyisi. Yani evlere giden bütün kadınlar arasında, temizliğe giden kadınlar arasında ben gerçekten bir markayım hocam. Öyle söyleyeyim. Hani zaten ünlülere falan temizliğe gidiyorum. Arayıp da sorabilirsiniz. Ünlülere? Evet. Evet sorabilirsiniz yani Sümbül nasıl bir kadın diye. İnandım canım yani inanmamak gibi zaten belliydi ama yani o. Aynen. Hocam geçen Halil Sezai'deyim. Aman her yer, her yerde ya. Yani böyle yerlere bir baksan nasıl böyle yumak yumak toz ya. Onca bulaşısı nasıl bitirdin Allah'ını seversin. Ona gittim mi böyle dedim imanım gevriyor ya. Vallahi eve gidiyorum böyle belim tutmuş ayakları duvara daya uyanca yani. Vallahi. Sen isyan eder ya. Yani isyan hocam ya. Bazen yapıyorum. Çok şakacı değil, bazen yapıyorum. Evet. Başka kimlere gidiyorsun? Pazartesileri Bergüzal'dayım. Yani onlar da çok tatlı çift. Değil mi hocam? Tabii. Çıtır çıtır iyi yani. Ama hocam onun da kocasının bir sakalı var ya uzun. Kılları her yere dökülüyor. Ya vallahi her yere dökülüyor. Beni illallah ettiriyor yani. O fayansların banyosunu bir gör. Bir gör böyle. Kıl her yere kıl yumak ya. Lavabo açardım. Geçen lavaboyu açayım diye yemin ederim. Açamadım yani. O nasıl bir kıl kardeşim yani. Yılların kılı o bir de ya. Evet yani ama duydum galiba. Son dizisi var bir tane yeni başlayan. Onu da sakalsız oynayacakmış. Galiba. Yok gördüm ben ya şeyini. Sakallı. Allah kahretsin. Ama şey daha az yani sakal hani o muhteşemdeki gibi falan değil. Tabii canım orada kocaman kocaman sakal. Tabii. Böyle lavaboyu tıkıyor açamıyorsun hocam ya. Bu daha şey daha bu yani bu şey. Daha naif diyorsun. Evet, evet daha bu böyle. İyi. Başka kimler var? Bakayım mı telefondan, ajandamdan yani. Kusura kalma çok ünlüye gittiğim için karıştırıyorum artık vay hangi gün hangi gün. Vay vay vay. Salıları İlber Hoca'dayım. Yani hocam o da... İyi hoş adam da yani çok konuşuyor, çok biliyor ya. Ya ben ocakta yemek yapıyorum, gelmiş benim başıma işte. Yok diye Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'nda şöyle de böyle de ya hocam dedim ya. Bir dedim bırak dedim Yeniçeri Ocağı'nı. Benim dedim ocakta yemeğim var, onunla uğraşıyor. Bu bir de bir şey bilmeyince beni hemen ağırın cahil yapıştırıyor senin arkandan ya. Değil mi öyle bir şey var? Evet ya. Çarşambaları Erol Evgim'deyim. Yani Erol Evgim'le çalışmak nasıl bir şey dersen hocam, işte öyle bir şey. Yapıyorsun da bak, yapıyor. Var, var yapıyorsun var da. Var ya şeyi. Perşembeleri Süheyl'e gidiyorum, akşamları da kardeşine gidiyorum. Aynen. Şeye, Behzat'a. Onların evet. Komik olan hangisiydi? Yani bence Süheyl. Ama Behzat'ın onları var, şakaları var, onu da var. Yok ya, Süheyl'in ceketleri komik kendinden. O daha şeydi, evet. Daha eski günler. Ay. Cumaları İdris Koçovalı'ya gidiyorum. Bu Çukur'daki baba şeyin dev var ya. Adı neydi ya, gerçek adı? Bir şey bıyıktı. Ya adını da unutuyorum, evde de sürekli rolüyle hitap ediyorum adama. Koca Ercan Kesal'a. Yani ben normalde az ünlüye gitmem de. İşte kıramadık yani koskoca Çukur'un babası sonuçta hayır mı diyelim. Cumartesileri Birse Gürsel'deyim. 10 numara kadın. Vallahi çok güzel kadın yani hoş. İyi akıllı zihni falan. Evet. Aman üf, hocam pazarları kati surette çalışmam yani. Kendime ayırdığım bir gün böyle bir... Yatakta bir uyanırım böyle bir gerinirim falan. Kendimden bir gurur duyarım önce yataktan çıkmadan. Ondan sonra da günümü kaliteli aktivitelerle geçiririm. Kaliteli aktiviteler derken? Bazen yürüyüşe çıkıyorum, sinemaya gidiyorum. Seksüel aktiviteleri de bulunuyorum. Seksüel? He. Ne oldu? Bir şey olmadı böyle mi? Şaşırdın gibi mi oldu rengin falan? Yok canım. Ne alaka? Ya tamam da hocam bana bir bak Allah'ını seversen. Ben pazarları anasının dizinin dibinde dizi izleyecek kadın mıyım yani? Hafta içi görüyorum zaten ünlüleri donuyla monuyla. Vallahi ya tiskinmişim artık ben diziden tiskinmişim yani.
Demek aktiviteler, seksüel aktiviteler. Aynen. Evet, iş hayatıma gelirsek eğer ben en iyisiyim, işimin en iyisiyim. Evet, ben durumum çok zengin. İşte özel şoförümle falan gidiyorum bir evleri temizliyorum ama ben bugünlere kolay gelmedim hocam. Ben kazıdım tırnaklarımla kazıdım yani, anladınız mı öyle? Benle evlere gittim, benle pis evlere gittim. O rock'n'roll grupları var ya, rockçılar. İyi mi pisi onlar ya? Saçları uzatmışlar hepsi böyle burada yağlı yağlı saçları. Tomar tomar saç yerde yani, anladın mı? Deri pantolon giyiyor hocam bunları yazın, Allah'ın günü ya. Yazın günü giyilir mi ya? Beline kadar çekiyor bir de. O apış arası, o apış arasının kokusu var ya. O çamaşır makinesinde onları ben yıkıyorum yani. Pislik bunlar. İçi içiyor, lama gibi yerlere tükürüyorlar falan. Biralar, bira şiş. Aman ya, neler çektim. Kalabalık da onlar değil mi ya? Kalabalık. Ama maşallah değil mi? Dur bir. Maşallah diyeyim. Ben şu an çok iyi bir kitlem var. Çok güzel, kaliteli bir müşteri kitlem var. Ne güzel bir kariyer yani. Şimdi kariyer bu yani seninki ya. Evet. Bir kötü oldu ya. Hocam. Ne oldu? Anlat lütfen, anlat. Rahat. Geldi, ben tutamıyorum şu an. Nasıl istiyorsun? Yani, ağla istersen, istersen. Benim mi ya? Kariyerimin en zor günleri. Tioman'ın evinde geçti. Çok pardon. Yani hocam, bu her gelene veriyor eşofman altı, her gelene veriyor tişört, her gelene yeni çarşaf. Neyse bu bitmiyor ki huyu, huyu suyu bitmiyor, değişik yani. Tioman. Tuvalete giriyor, 3-4 saat kayıp. Ne yapıyormuş? Dışta şarkı yazıyormuş yani. Dikkat ediyorum da yani geldiğinden beri. Ya sen de panik atak, anksiyete falan yani yok gibi. Hayır hocam ya. Var bende panik atak ve anksiyete hastası ve bununla gurur duyuyorum yani. Buraya niye geldin? Yani seviyorum diyelim. Yani bende biraz böyle psikolog fetişi var. Seviyorum yani. Ben böyle geleyim, kendimi anlatayım işte. Ben böyle kendimi öveyim. Sen beni karşımda yaşam anlarımla dinle. Yani beni böyle... Yani yükselelim ama... karşılıklı ya. Değil mi hocam? Yani şurada işimizi yapıyoruz. Şurada yani bir sağlık kuruluşu burası en yani. Hani kurulmasa da kuruluş sağlık ya. Sağlık çok önemli. En önemlisi. Sen yiyor mu ceviz meviz böyle sucuk mucuk arada yiyorsundur ha? Ye yani. Ben bizim oradan sana getirebilirim istiyorsun ya. Bir dahaki seansla ha? Böyle bal mal, ha? Tereyağı falan. Yani... Ne istersen. Yemiyorum ben. Öyle mi? Yani. Dikkat ediyorsun ha. O da güzel yani. Neyse. Evet. Ben saat kaç oldu? Benim de çok işim var ya. İlk seans için çok çok iyi geçti. Ben evet. Söyleyeyim. Her zaman beklerim valla. Hocam bizim sana borcumuz ne kadardı? Ya şey bizim saati 75 lira. Yani bir saat 5 dakika olmuş ama 5 dakika iş yapmıyorum ben. Ucuza gitmiş. Sen bunu al. Hesabını yapacak adam. Ben çekmişim bunu bu kadar. Al sen bunu. Al işte kalsın. O çok ama. Ay canım al, benim elimin kiri ya. Al. Ama bu çok yani. Tamam canım, Allah Allah. Ay hocam benim daha işim var, yoksa kalır anlatırdım da yani. Bugün Ali Sizayi'ye gideceğim daha. İsyan gecesi var. Rakı yapacağız daha. Rakı yapacağız. Hocam gel bakayım, senin şöyle bir selfie çekilelim ha. Gel. Bir selfie çekilelim de belki birazcık müşterilerin falan artar. 100K değil mi senin? Ayrıca seni ekliyorum şeyden, Instagram'dan. Ekti. Arada değil. 14 takipçim var, bir kimse yok. Değmeden yürürsün bana. Gel. Evet. Çekil.